arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle balık kılçığı modelimizle salopet etek çalışması yapacağız eteğimizi örmeye bel kısmından başlıyoruz önce hangi yaş grubu için öreceksek ona göre zincir ayarlamalarımızı yapalım daha sonrasında ise eteğimizi örttükten sonra üst kısmını kapak ve askı kısımlarında örerek tamamlayalım 1 yaş civarı çocuklarımız için bu örgüm bir iki yaş civarı rahatlıkla giyebilecek özellikte. Yalnız ipimiz e, dolgunca bir itim e, etrofil marka ipimi kullandım. Eğer ipiniz ince ise ölçümüz aynı e, sırada örmemize rağmen biraz e, kısa gelebilir Onun için iplerimizin kalın ve ince oluşu örgümüzü büyütüp küçültebilecektir. Şöyle bakalım bakınız ilk önce lastik kısmımızı ördük. Bir ters bir düz olarak ördük ve tamamen kısık. E, kapadık. Zincirimizi çektikten sonra kapamıştık. Tüm lastik olarak tamamladık ve modelimizi uyguladık. Modelimiz bakınız tek yönden uygulandığı için tüm dolandığımız için her yönde yani her sıramızda modelimizi uyguladık. Şu şekilde bakınız. Gayet sık güzel bir görüntüsü oldu. Şöyle baktığımız zaman hem balık kılçığı hem balık sırtı modeli hangisiyle isimlendirirsiniz en son bitişinde de kirpiklerimizi örerek tamamladık ve eteğimizin altında çok güzel uyumlu bir görüntü oldu şöyle bakalım daha sonra ise kapak kısmımızı ördük kapak kısmımızda 1 2 3 4 tane kılçıktan kurduk ve kenarlarımızı trabzan örgülerimizi lastiğimizi yaptık ve iki tane de iliğimizi kapağımızda açtık daha sonra şöyle görmüş olduğumuz lastiklerimizi tıpkı belimizde ördüğümüz şekliyle ördük ve belimizdeki aynı yerden bakınız şöyle görelim kabartılı normal kabartılı içteki ve kabartılı şekliyle buradan devam ettirerek aldık hangi yaş grubu için örüyorsak o kadar uzattıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi ve son derece güzel bir görüntü kazandı Evet şimdi eteğimizin ölçülerine hepsine teker teker bakalım Bel kısmından ölçtüğüm zaman lastik kısmından diğer uç kısmı 24 santim en son bittiği yer. En son kirpiğimizin uç kısmıyla 24 santim. Eteğimi sadece şöyle ölçüyorum. Bakınız sadece model kısmından ölçtüğüm zaman 21 santim. Lastik kısmımız ise şöyle 3,5-4 santim gibi bakınız. Evet kapak kısmının ölçüsüne bakalım. Tabi hangi yaş grubu için örecekseniz lütfen ona göre gövde kısmının ön kısmını ayarlamamız gerekmekte. Eğer daha büyük yaşlar için öreceksek buradaki kılçık modelimizden bir tane daha ekleyebiliriz. Tabii ki zaten buradaki lastik kısmı açıldığı için orada da yerimiz olacaktır. Şöyle baktığımız zaman lastiğe kadar 13 santim uzunluğunda enine bakalım. En ise kapağımızı şöyle düzelttiğim zaman 15 de eninin olduğunu görüyoruz. Evet Eteğimizin ölçülerine baktıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için etrofil marka ipimizi kullanıyoruz. İpimiz antibiyelik özelliği olan güzel bir ip. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Renk numarasına bakalım. Renk romansı 80003 numaralı renge sahip. Dilediğiniz iplerle eteğimizi örebilirsiniz. Markasının etrofil olması şart değil. Bulunduğunuz, yaşadığınız yerde hangi ipe kolay ulaşıyorsanız onunla örebilirsiniz. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Şu şekilde bakınız. Ve hemen zincirimizi çekerek eteğimizi örmeye başlayalım. Hangi yaş grubu için öreceksek bu lastik kısmı için gerekli olan zincirimizi biraz uzun çekerek başlayabiliriz büyütmemizi ilk burada başlıyoruz 1 ve 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakınız gayet gevşek zincirleri çekmekteyim çok sıkı zincir çekersek hem örmemiz zor olur hem de trabzanlarımız toparlamış olur 11 12 13 14 15 90 tane zincir çektim ve zincirimizin ölçüsüne bakalım. Bakınız şu uçtan başlıyorum. Çekmeye başladığım yerden. Elimi tutuyorum. Şöyle baktığımız zaman 41 santim zincirimizin uzunluğunun ölçüsü. Daha büyük yaşlar için birazcık daha büyük çekebiliriz zincirimizi. İlk büyütme işlemi zincirden başladığı için mutlaka 2-3 yaş grubu için öreceksek buradaki zincirimizi daha fazla çekerek örelim. Bakınız santimini de gördük. 41 santim. İlk zincire giriyorum ve buradan kapatıyorum. Şu şekilde ayarlayalım. Kapattıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Her bir zincir için bir tane trabzanımı örüyorum. 'li trabzan örüyorum bakınız birincisini ördüm sıradakine batıyorum bir defa doluyorum giriyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 1 ve 2 sıras ile bütün zincirlerimizi trabzan örerek tamamlayalım Birinci sıra trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İlk zincirden çektiğimiz trabzanımızı şöyle batıyorum. Tepesine geçişimi yapıyorum. Birleştirdim. Hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimden sonra tığımın başını doluyorum. Sıradaki gelen trabzanımı yandan giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın ardından giriyorum. Bir ters bir düz lastik görüntüsü vermek için içe doğru örüyorum. Tekrar bakınız bir ardından şimdi gireceğim sıra yandan. Giriyorum ana gövdeden. Trabzanımı örüyorum ikili bir şekilde. Yandan girdim. Şimdiki gireceğim sıra ise ardından ana gövdeden alıyorum 1 ve ikili trabzanım örüyorum şimdi tekrar yandan giriyorum 1 ve 2 ardından giriyorum tekrar yandan örüyorum bir yandan bir ardından bu sıramızı tamamlayalım ikinci sıramızı bir yandan bir ardından alarak ördüm en son trabzanımızı ardından aldım hemen 3 zincir çekerek başladım yerdeyim ve üçüncü sırama başlıyorum. Zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir iki üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kabartılı olanlara yandan girerek aynı şekilde örüyorum. İçteki duranları ardından giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Kabartılı olana yandan giriyorum. Örüyorum. Diğerine bakınız ardından girerek örüyorum. Bir yandan bir ardından şekliyle başlangıç yerimize kadar örelim ve üçüncü sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıramı başlamak için zincirimi çektiğim trabzanıma batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve ilk kabartılı olan trabzanıma yine yandan girerek kabartıyorum bir yandan bir arkadan alarak dördüncü sıramızı da örelim daha büyük veya daha kalın lastik istiyorsanız birkaç sıra daha örebilirsiniz ben dört sırada tamamlamayı düşünüyorum Evet devam edelim dört sıra lastiğimizi ördüm ve lastik boyumuz yeterli ölçüye geldi şöyle santim olarak görelim kaç santim olduğunu üç buçuk santim lastiğimizin ölçüsü. şimdi üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım. modelimizi üç buçuk numaralı tığımızda örelim. 3 numarayla lastik kısmını örmüştük. şimdi yarım numara daha büyütelim ve örgümüzü ona göre ayarlayalım. Evet şimdi kaldığım yerden takıyorum. en son trabzanımı örmüştüm. zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve birleştirme işlemimizi yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. İkinci bir trabzan örüyorum. 2 tane trabzanım oldu. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine 2 defa batıyorum. 1 ve 2. 5. trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakınız 3 tane trabzandan 5 trabzan artarak ördük. 1. trabzanı 2 defa ördük ikinci trabzana ortadaki trabzanı tek son trabzanımızı yine iki defa örerek 3 trabzandan 5 trabzan oluşturduk 5. trabzanımızın sonunda bir tane zincirimizi çekiyoruz aşağıdan hiç atlamadan ilk trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir ve aynı yere ikinci trabzanım örüyorum sıradaki trabzanımı tek olarak örüyorum bir sonraki trabzanımı yine 2 defa örüyorum 3 trabzandan yine 5 tane trabzanımı oluşturuyorum bir zincir çekiyorum her 5 trabzandan sonra bir tane zincirimizi mutlaka çekelim tığımın başında oluyorum bir aynı yere batıyorum 2 tekrar sıradakine batıyorum 3 ve bir sonrakini örüyorum 1 ve 2 3 trabzandan 5 tane trabzanımızı çıkardım. 5. trabzanımızın üzerine bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki ilk trabzanımı 2 defa örerek devam ediyorum. Yanındakini 1 ve son trabzanımı 1 ve 2. 5 trabzan sayısına ulaştıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum tekrar hemen dibindeki trabzandan örmeye başlıyorum 2 defa batıyorum yanındakini tek bir sonrakini yine çift olarak örüyorum toplamda 5 sayısına ulaşıp bir tane zincirimi çekiyorum şöyle bakalım bakınız 5 tane trabzan, 1 zincir, 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan, 1 zincir şekliyle bu sıramızı tamamlayalım. Evet, eteğimize 4 sıra lastiğimizi örüp tamamladıktan sonra etek kısmı için trabzanlardan oluşan ilk zeminini hazırladık. Trabzanlarımızı öreceğimiz zaman artışlarımızı da aynı şekilde yaparak devam ettik. Etiğimizin çok dökümlü olmasını istiyorsak bakınız bu şekilde artış yapabiliriz. Eğer daha az dökümlü istiyorsak arada bir tane zincir atlayarak yine artışlarımızı yaparak o şekilde devam edebiliriz. Bakınız şimdi bir tane trabzanımızı iki ördük bir tanesini tek diğerini iki örerek arada bir zincir çekip beşer trabzanlı gruplar halinde eteğimizin ilk sırasını ördük şöyle bakalım beşerli gruplar ve aralarında bir tane zincir şekliyle sona kadar örerek geldim ve ilk sıramı bu şekilde tamamladım şimdi ikinci sıramıza birleştirerek başlıyoruz bakın son trabzanımı ördüm ve zincir çekerek başlamış olduğum yere gelerek batıyorum T numaramızı burada büyütmüştük. Şu şekilde birleştirme işlemimi yaptım. Öncesinde bir tane zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Çünkü her 5 tane e, trabzan bir grup oluşturmakta. Bunu da ayıran şu şekilde zincirimiz. Batıyorum. Zincirimi çekerek başladığım yere şu şekilde ilmeğimi sadece geçiriyorum. Tekrar zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1 ve 2. 2 defa doladıktan sonra bakınız 5'li grubumuzun tam ortasındaki tekli grubumun olduğu yere ana gövdeden giriyorum. Bakın 5'in tam ortasındaki tekin ana gövdeden giriyorum ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını çıkardım. 2 2 iki alıyorum. İkisini aynı anda alıyorum. İkisini aynı anda alıyorum ve kapatıyorum. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Bu almış olduğum bakınız ortadan ana gövdeden e, girerek trabzanımı örmüş olduğumun hemen sağ taraftaki trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. Normal trabzanım örüyorum. Şimdi gövdeden girdiğim kısımdaki trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bakınız hepsini ördüm 1 2 3 tane ortada trabzanımı örmüş oldum ve tığımın başını yine iki defa doluyorum aynı yere geliyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 ve 3 şu şekilde bakınız 5 tane trabzanımız yine oldu grubumuzu bozmadık 1 2 3 4 ve 5 araya yine bir tane zincirimi çekiyorum Diğer 5'li grubumun olduğu bölüme geliyorum. 5'li grubumun olduğu bölümü şöyle bakınız. Bir zincir çekip atladıktan sonra şöyle bakalım. Tam ortadaki tek olan trabzanıma iki defa başını dolamış olduğum tığımı ana gövdeden giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakınız. Bir defa tığımın başını doluyorum. Ana gövdenin hemen yanındaki trabzanımı örüyorum bir öncesindeki bu ortadaki tek olanın hemen öncesindeki trabzanımı ikili trabzan olarak örüyorum ana gövdeden girdiğim bakın belinden bağlandığım trabzanımı yine tepesine batarak ikili trabzan örüyorum ve bir sonraki trabzanımı ikili trabzan olarak örüyorum iki defa başını doluyorum Bakınız 3 tane ortaya trabzanımı ördükten sonra bu uzunu saymıyorum. Üç trabzanımı ördükten sonra yine iki defa tığımın başını doluyorum ve biraz önceki girdiğim ortadaki tek trabzanımı gövdeden kavruyorum ve rahat bir şekilde ikişer ikişer örerek uzatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Hemen beşli grubumun ortasındaki tek olan trabzanın ana gövdeden giriyorum. Alıyorum. Her ikisini bakın. Bir. İkişer ikişer alın. 2 iki ve 3 Tığımın başını doluyorum. Ortadakini ördükten sonra bakınız kenarlarda iki ve iki olarak trabzanlarımız hemen burada teki örmüştük. Bir önceki bakın şuradaki trabzanımı bu uzattığım trabzanın ardından giriyorum. Bir öncesini ikili trabzan şekliyle örüyorum. Gövdeden aldığım ortadaki trabzanımın tepesine batarak yine örüyorum. 2 ve bu işlem yaptığım ortadaki trabzanın bir sonrasını örüyorum. 3 yani burada yapmış olduğumuz işlem 5 tane trabzanımızın üçüncüsünün önce 2 dolayı belinden kavrıyoruz ve ikişer ikişer alarak örüyoruz. Sonrasında ise bu ortadaki trabzanımızın bir sağındaki trabzanı örüyorum. Kendisini örüyorum. Bir de solundaki yani bir öncesini ve bir sonrasını örüyorum. Ortada 3 tane trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Aslında aşağıda 5 tane olan trabzanımızı bu ortadaki trabzanımızı iki defa dolayarak Uzattığımız için, uzatarak ördüğümüz için hem başlangıçta hem sonunda hiçbir şekilde trabzan kaybımız olmuyor. Başlangıç ve sondaki trabzanımızı aslında örmüyoruz. Fakat buradaki trabzanımızı 3 defa, ortadaki trabzanımızı 3 defa ördüğümüz için hiç trabzan kaybı olmadan sona doğru erişiyoruz. Evet. 3 trabzanımı ördükten sonra tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 1 bakınız 2 2 aldım 2 ve 3 defa da kapatıyorum ve arasına bir tane de zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız burada bölümümüzü ayırdık son trabzanımızı örmedik tekrar 5'te olan bölümümüze gelip ortadakine iki defa dolayıp hemen giriyorum ve bakınız ikişer ikişer ikisini aynı anda İkisini aynı anda, ikisini aynı anda alıyorum. Tığımın başında oluyorum, tam belinden girdiğim trabzanım bir öncesine batıyorum. İkili trabzanım örüyorum. Ortadaki belinden aldığım trabzanımı örüyorum ve bir sonrasını örüyorum. Toplamda 4 tane trabzanım oluyor uzattığımla birlikte. Ortada 3 tane ikili trabzanım örüyorum. İki defa tığımın başını dolayarak ana gövdeden giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna doğru örerek ilerleyelim. Evet sıramızı bir uçtan bir uca örerek tamamladım. Şöyle bakalım toplamda yine 5 tane trabzan sayısına ulaştık. İki defa başını dolayarak ilk önce ortadakini örmüştük ortaya 3 tane ikili trabzanımızı ördük ve son olarak yine aynı yere başına 2 doladığımız trabzanımızı ördük ve sıramızı başladığımız yere kadar örerek geldim şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz bakınız ikinci sıramıza beraber geçişimizi yapalım zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum en tepe noktasında sadece geçişimi şu şekilde yapıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını 1 ve 2 defa doluyorum. Bakın 5 tane trabzanımızın tam ortasındaki trabzanı ana gövdeden giriyorum. Biraz önce örmüş olduğum gibi ikisini bir, ikisini bir ve sonra kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın yanındaki, bakın ortadaki örmüş olduğumuzun yanındakinden bir tane ikili trabzan ortadakini örüyorum ve hemen bakınız iki trabzan aldığımız tam ortadakinin solundaki trabzanımı da örüyorum toplamda 3 tane trabzanım örüyorum bakınız ikili aldığımda da 4 2 defa başını doluyorum yine aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 seferde kapatıyorum araya bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum tam ortadaki trabzanımı ana gövdeden alarak 1 2 defa başını dolayalım 1 2 giriyorum 1 2 ve 3 bir defa doluyorum hemen ortadakinin bir önceki trabzanımı bakınız bir önceki trabzanımı örüyorum ortadaki biraz önceki alttan girdiğim trabzanımı örüyorum ve 3. trabzanımı ördükten sonra iki defa başını doluyorum yine aynı yere giriyorum ikişer ikişer örüyorum ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamlayalım tekrar bir zincirimizi çekelim iki defa başını doluyorum tam ortadaki trabzanım ana gövdeden alıyorum 1 2 ve 3 bir solundakine giriyorum tam gövdeden girdiğim trabzanımı örüyorum ve bir solunu örüyorum iki defa başını doluyorum bu işlemlerimizi tekrar ederek sıra başına kadar ilerleyelim eteğimi örerek büyütüyorum Bakınız şu şekilde görüntüsü ortaya çıktı hep aynı şekilde her sırada modelimizi tekrar ediyoruz her sırada modelimizi tekrar ederek ilerleyelim farklı hiç işlem yapmıyoruz bakınız ortadaki tek olan Şöyle tam ortaya gelen yani üçüncü trabzanımızı iki defa dolayıp örüyoruz. Daha sonrasında sağındakini ortadan aldığımızı ve solundakini örüp tekrar şurada görmüş olduğumuz iki defa dolayarak örüyoruz. Bir zincir araya çekerek bu şekilde eteğimizi örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar eteğimizi bu şekilde örmeye devam edelim. Yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 14 sıra bu görmüş olduğumuz kılçıklı bölümden ördüm. Ve uzunluk olarak yeterli oldu. Daha uzun örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha devam edebilirler. Yukarıdan aşağıya kadar ölçüyorum. Lastik kısmını da dahil ederek. 24-23 santim. 23 santim şimdi e, bir sırada kirpiğimizi örüyoruz bu şekilde bırakmıyoruz eteğimizi hemen şöyle yapalım geçişimizi geçişimizi ilk trabzan üzerine yapıyorum bakınız bir tane zincirimi çekiyorum İlk trabzanın üzerine batıyorum tığımın başını doluyorum ortadaki Kenarından dolaşarak aldığımız trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir iki zincir çekiyorum, trabzanımın arkasına batıyorum ve bir tane kirpik örüyorum. Aynı yere ikinci kez ikili trabzanım örüyorum. Tekrar iki tane zincir ve arasına giriyorum. Bakınız, şu şekilde tam araya giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 3. kez trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. Yine araya giriyorum. Bakınız üstüne herhangi bir yere batmıyorum. Tam genel bu ara boşluğa batıyorum. Şöyle görelim. Hemen aralarına batıyorum. 4. trabzanımı aynı yere örüyorum. 1-2 yine araya batıyorum. Evet 4 tane yeterli. Dilerseniz bir tane daha fazla yapabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar ya da daha ipi ince olup yetersiz olan arkadaşlar bir tane daha trabzan artırabilirler. Ben ipim biraz dolgunca olduğu için gayet yeterli. 4 trabzanı ördükten sonra hemen araya gelerek batıyorum. Her iki kılçığımızın arasına gelerek battım. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Ortaya batıyorum bir tane trabzan iki zincir bir trabzan iki zincir batıyorum araya bir trabzan bir ve iki zincir araya batıyorum aynı yere dördüncü kez batıyorum iki tane zincirimi çekiyorum ve kirpiğimi örüyorum şu şekilde bakınız ve araya giriyorum zincir çekmedim Tekrar zincir çekmedim. Yine tam ortadaki bölüme geçiyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra iki zinciri, bakınız tam trabzan arkasından batıyorum boşluğa. Aynı yere toplamda 4 defa trabzanımı örüyorum. İki zincirimizle kirpiğimizi yapalım ve başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, eteğimizin en alt kısmını da ördük. Bakınız çok çok güzel oldu. Şöyle çevirerek baktığımızda gayet güzel bir görüntü oldu eteğimize. Şöyle bakalım. Evet, şimdi eteğimizin salopet etek olabilmesi için önüne Güzelce bir e, kabak kısmımızı ayarlayalım. Şöyle tam nereden isterseniz, neresinin dokusu hoşunuza gidiyorsa o kısımdan ayarlamamızı yapabilirsiniz. Tamamen kapalı olduğu için illa herhangi bir yer ayarlamamıza gerek yok. Evet bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve istediğim yerden örmeye başlıyorum. Örgümüzde ilmeklerimizi sadece bu kabartılı yani düz görünen trabzanlarımızın üzerinden alacağız. Şurada görmüş olduğumuz ters görüntülü olan trabzanlarımızı ise atlıyoruz. Sadece düzlerin üzerine batarak modelimizi uygulamaya başlıyoruz. İlk önce ilk düze batıyorum. Bakınız. 1, 2, 3 tane zincir çekerek bir tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum ters görüntüsünü atlıyorum tekrar düzün içerisine geliyorum modelimi kurmaya başlıyorum İki trabzanımı aynı yere ördüm atlıyorum yine diğer düzün içerisine geçiyorum bir trabzan tekrar ters atlıyorum düzün içerisine iki tane trabzanımı örüyorum 2 Araya bir tane zincir çekiyorum. 5 tane trabzanımızı kurduktan sonra bunu kenar olarak devam ettireceğiz. 5 trabzanımızı kurdum. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Tekrar bu kabartılı olan bölümümüzü 1 ve aynı yere batıyorum. 2. Tekrar diğer kabartıya 1 ve diğer kabartıyı 2 defa trabzanımı örüyorum. Aradaki tersleri atlıyoruz. 2 modelimizi kurdum. Araya bir zincir çekiyorum tekrar diğer düz görüntünün içerisine iki trabzanımı örüyorum diğer trabzanımı örüyorum tek olarak bir tane daha çiftimi örüyorum şöyle görelim 1 2 3 tane modelimizi kurdum araya bir zincir çekiyorum dördüncü modelimi kurmaya başlıyorum bir aynı yere batıyorum 2 1 ve çifti tekrar örüyorum 1 ve 2 şöyle görelim 1 2 3 4 tane modelimizi kurduk isterseniz 4 isterseniz 5 tane model üzeri çalışabilirsiniz yalnız kenarımızdaki lastiklerimizi yapacağımızı da hesaba katalım ben 4 tane model üzerine çalışmak istiyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki kabartmada bir tane trabzanımı örerek modelimizin kenarını Bakınız burada bir kenar yapmıştık. Diğer tarafta bir kenar. Arada ise 4 tane modelimizin olduğu bölüm. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü bakınız. Diğer tarafta hep tek yönden yuvarlak bir örgü ördüğümüz için sık iğne yapmamıştık. Her seferinde modelimizi uygulamıştık. Bu kılçık modellerimizi bakınız. Burada ise ters ve düz olduğu için arkadan düz yöne geçişte sık iğne örüyoruz. Bütün trabzanlarımıza birer birer sık iğne örüyoruz. Aradaki bir zincirimize ise yine bir zincir olarak çekiyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Bakınız sık iğnelerimle ilerliyorum. Şöyle baştan yapalım bakınız. Şurada bitiş yönünde bir zincirimi çekmiştim. Hemen dibine batıyorum. Ve diğerlerini birer birer sık iğnemi batıyorum. 4 ve 5 bakınız aradaki bir zincirimin olduğu bölüm vardı. Burayı kaybetmiyorum. Yine bir zincir olarak çekiyorum. Tekrar diğer trabzanlarıma birer birer örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Uç noktaya doğru devam edelim. Evet en uç noktaya kadar geldim ve bir sık iğne ile tamamladım. Hemen burada bir, iki ve üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümün düz yönünü çeviriyorum. Örgümüzün düz yönünde tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapıyoruz. Bakınız bu kenar trabzanım. Şurada beş tane trabzanım var. İki defa tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki tek trabzanımızın altından giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bir, 2 ve 3 tığımın başını doluyorum hemen bakınız ördüğüm yerin yan taraftakine bir tane trabzan aldığımız yere iki trabzan ve hemen bir solunu örüyorum 3 tane trabzanım ördüm tekrar iki defa başını doluyorum aynı yerin ana gövdeden girerek ikişer ikişer örüyorum 1 2 ve 3 Araya bir tane zincirimiz vardı. İki defa başını doluyorum. İki zincirimizden bir zincirimizden sonra tekrar ortaya geliyorum. İkişer ikişer örüyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. İlmeği belinden doladığım trabzanımı örüyorum ve bir sonrasını örüyorum. 3 trabzan. bakınız bu şekilde modelimizi kurduk araya bir tane zincir tekrar iki defa başını doluyorum ortadaki tek trabzanımı yandan girerek örüyorum alıyorum hemen yanındakine ikili trabzan belinden dolaştığımızı örüyorum ortaya üç tane trabzan örüyorum İki de uzattıklarımız toplamda yine hiç trabzan kaybetmiyoruz 5 trabzanımı ördüm Dördüncü Trabzan grubumu da ben ördüm bakınız Tıpkı başlangıçta üç tane zincirle başladığımız gibi bitir, bitirirken bir tane e, zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanımın tepesine şurada sık iğne yapmıştık bakınız batıyorum ve trabzanımı ikili bir şekilde örüyorum başlangıç ve sonda bakın sonda bitirirken trabzan başlangıçlarda zincir şeklinde devam edecek. 4 tane gruptan oluşan kılçık modelimizi ön kısmımız için uyguladık yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edeceğiz bakınız bir zincir çekiyorum arkasını çeviriyorum arkasında modelimizin sık iğne yapıyoruz hemen dibine batıyorum çekmiş olduğum zincirimi arada bir zincirim var ve birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum 4 ve 5 araya bir zincir hepsini örelim 4 ve 5 bir tane zincir sık iğnelerimizde son noktaya doğru ilerliyoruz tüm trabzanlarımızı birer birer örelim bir zincir ve devam ediyorum bir zincir ve son trabzanımın üzerine batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirim çekiyorum örgümün tekrar ön yönünü çeviriyorum iki defa tığımın başını doluyorum tam ortadaki trabzanımızın yani şöyle saydığımız zaman 1 2 3 bakınız 1 2 3 tam ortadaki trabzanımızın belinden girerek ikişer ikişer örüyoruz işlemimiz buradan sonrasında bakınız aynı istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örelim ikişer ikişer aldım araya bir zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum yeteri kadar ördüm 1 2 3 4 5 5 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi kenarını bu üst kısmı hemen e, trabzan olarak örmeye başlayalım Trabzanlarımı örerek tamamladım. Her bir trabzanımızın üzerine ördüm. Bakınız, aradaki zincirlerimizin üzerine batmadım. Sadece beşer beşer trabzanlarımızın üzerine birer tane trabzanımı ördüm ve sıramın sonundayım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum, döndürüyorum, yandan giriyorum, lastik örgüsü yapıyorum bakınız. Yandan şu şekilde. Bir tane yandan, bir tane arkadan şekliyle alalım. Bir sıramızın sonuna doğru gelelim bakınız. Bir yandan, bir arkadan. En son trabzanımıza varana kadar ördüm. Bakınız alttaki düz sıramızda üstteki trabzanlarımızın yönüne dönmüş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bu sıramızda ileğimizi hazırlamaya başlayalım. Hemen tepesine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne olarak bakınız. Üçüncüye battım ve sık iğnemi ördüm. Bir, iki, üç tane zincir çektim. 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane düğme yeri hazırlamış oluyorum ve arayı tekrar sık iğnelerle örelim Evet arayı sık iğnelerimizle ördüm yine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 1 2 3. batıyorum ve kenardan sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyorum Evet trabzanlarımızı örerek tamamladık iki tane ileğimizi bu şekilde açtık kenarlarımızı da bakın şöyle ayarlamasını yaptıktan sonra kenarlarımızın yanlarından itibaren örmeye başlayalım zincirimizi çekelim en son bakınız şu kısımda yanlarımızı da dolaşalım 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen ilk trabzanıma giriyorum ve bir trabzan örüyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum Sırasıyla bakınız trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 1 ve 2 geniş olanlara 2 sık iğnemizin olduğu yerlere ise bir tane trabzanımızı örüyoruz. 1 ve 2 sık iğnemin olduğu yere bir tane trabzan örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız bir tane sıramız trabzan bir sıramız sık iğneydi sık iğnemizin olduğu yere bir tane trabzan diğerini ise 2 1 2 şeklinde trabzanlarımızı örelim aşağıya doğru ilerliyorum 2 trabzan ördüm 1 ve 2 bir trabzanımı örüyorum 1 ve 2 trabzan bir trabzanımı tekrar örüyorum en son iki trabzanımı örüyorum bir ve iki iki tane trabzanımız ördüm bakınız şu kısımda tamamladım yandan örmüş olduğum bütün bölümleri bu şekilde tamamladım hemen şöyle bakınız başını dolamadan aşağıya burası ayrı kalmaması için aşağıya şu şekilde bir tane kabartılı iki içteki olan kısmın tepesine gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum burayı bu şekilde buraya sabitledim şöyle görelim ve üzerinden bir zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum yukarıya doğru ilerliyorum yukarıya doğru sık iğne ile geçiyorum ve çerçevemizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz bakın aşağıya bağlamıştık yukarıya doğru ilerliyorum yukarıya doğru geldim yukarıya tekrar çeviriyorum aynı yere bir daha batıyorum sık iğnemi diğer başlangıç yerime gelerek batıyorum şu kısma bir önceki yaptığım sık iğnelerimin üzerine batarak sık iğnelerim örüyorum. İleğimin olduğu yere 3 zincir çekmiştim. 1 2 sık iğne yapıyorum. 3 tane zincire 2 sık iğne yeterli. Diğer sık iğnelerimin üzerine birer birer batıyorum. Diğer tarafa doğru bu şekilde ilerliyorum. zincirimin olduğu yere gelmek üzereyim. 3 zincire 2 sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 devam ediyorum. 1 Diğer yanımızı da aynı şekilde örerek devam edelim. Bakın şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle görelim. Yere bırakıyorum. Şimdi diğer yanı da aynı şekilde örelim. Yan taraftan iniyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız yana doğru geçiyorum. Bir sonrakine trabzanımı örüyorum. Ve aynı yere iki defa trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımı örmeye. Sık iğnemizin olduğu yere bir tane trabzan, Diğer tarafa ise trabzanımızın olduğu yere ise ikişer trabzanımızı örerek aşağı doğru ilerleyelim. İki trabzan, bir trabzan. Şimdi bir trabzan sık iğnemin olduğu yerdeyim. Diğer tarafta yine iki trabzan, bir tane trabzan, iki defa. batıyorum bir son olarak iki trabzanımı örüyorum iki trabzanımı da yandan ilk başlangıçta ördükten sonra yine bakınız şuradan batıyorum bir zincirimi çekip hemen sık iğne ile yukarıya doğru ilerliyorum sadece bu yanda kalıyoruz diğer tarafı ördüğümüz için diğer tarafa geçmiyoruz bu yanda en tepe noktasına çıkınca bitiriyoruz dönüş yerimize geldik bakınız dönüş yerimizde hemen şu şekilde alalım bakınız içinden sadece geçiriyorum alıyorum geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekip bu kısmı da tamamlıyorum ve ön kapak kısmımızı bitirmiş oluyoruz. Evet, eteğimizin salıbet kısmının ön kısmını tamamladık. Bakınız kapak kısmını Şimdi arkasından askılarımızı örmeye başlayacağız. Arkasını çevirdiğimiz zaman eteğimizin şu şekilde her iki yanı da eşit kalacak şekilde ayarlayalım. Şöyle önden baktığınız zaman bakınız her iki lastiğimizin görüntüsünün eşit olmasını dikkat edelim ve bunu sağlayalım. Daha sonra işaretlerimizi koyduğumuz yerden itibaren örmeye başlayalım. İşaretimizi taktığımız yerden hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Şimdi bakınız burada dikkat etmemiz gereken dışa kabartılı düz gibi görünen ve ters olan içteki çukurda kalan trabzanlarımız. Dışa kabartılı olanı yine şöyle yandan alarak örmeye başlayalım. 1, 2, 3 ipimizi şöyle düzeltelim diğer ikinci sıradan gelen trabzanım ardından girerek örüyorum. Sıradakini dışa kabartalı örüyorum. Ve lastiğinizin kaç tane yani kalınlığını da buna göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yaptığım zaman 3 tane düz üzerine devam edecek. Eğer bir tane de yanına bakınız tersi yaparsam ve düzü de yaptığım zaman 4 düz 1 2 3 tane de ters üzeri devam edecek ama çok fazla kadın olmasını istemiyorum. Sadece tersi alıyorum ve bu şekilde yukarıya doğru götürmek istiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum örgümün arkasını. Bakınız ters gördüğümü yine ters olarak örüyorum. Yandan giriyorum. Kabartılıları yandan, diğerlerini Ardından girerek örelim. ve de buradaki askımızın kalını tamamen tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakınız bu şekilde yandan girdim. En son trabzanımı ise şöyle arkadan girerek örüyorum. 1-2-3 Çeviriyorum. Şöyle ardından yandan ardından yandan gördüğüm şekliyle örüyorum. Ardından şu şekilde geçiyorum ve örüyorum. 1 2 3. Bakınız nasdibimizden itibaren aynı şekilde yukarıya doğru ilerliyorum. Dilerseniz buradaki düz olan görüntülü Lastiğimizi de yani ilmeğimizi de ilerleterek yani ekleyerek ilerletebilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak buradaki kalınlığı ayarlayalım. Şimdi yeter ölçü olana kadar örüyorum. Ve diğer işaretimi bıraktığım yerde de aynı uzunlukta örelim. Daha sonrasında görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar askılarımızı da bitirdikten sonra her ikisine de birer tane düğmemi diktim. Ve e, şu şekilde hazırlamış olduğumuz iliklerime taktım. Ve şöyle görelim. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.